İnşallah biz hepimiz birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Terör örgütü PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Evlatlarımız gelmeden, bize kavuşmadan biz bu HDP binasının önünde gitmeyeceğiz. Anne Necmi Çiftçi 8 yıl önce 16 yaşındayken daha kaçırılan oğlu Roşan için Hakkari'nin Şemdin ilçesinden gelerek evlat nöbetine başladı. Necmi anne, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de PKK'lı teröristlerce köyden kaçırılarak katledildiğini anlattı. 2023'e girdik. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına İnşallah. Kavuşacaklar. İnşallah. Biz hepimiz birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı buradan alıp gideceğiz. 8 yıl önce 14 yaşında daha kaçırılan kızı Nupeldan için eylemini sürdüren baba Ali Şahin de kızına kavuşmak istediğini söyledi. Kızına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısı yaptı. 2024 de olsa, 2025 de olsa bizim çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız. Allah'ın izniyle kalacağız. Teslim olmasını istiyorum. Ya Rabbi sen bize kurtar ya. Bize...